Askon Bursa Şube Başkanı İsmail Özdemir, AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'ya yüklendi. Özdemir, Kızılcıklı'nın 2007 yılında verdikleri müjdeli haberlerin masaldan ibaret olduğunu söyledi. Askon Bursa Şube Başkanı İsmail Özdemir, AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın 2007 çalışmalarını değerlendirdi. Özdemir, Kızılcıklı'nın açıklamalarının masaldan ibaret olduğunu söyledi. Sayın Milletvekilimiz Sedat Kızılcıklı Bey, 2007 ile alakalı müjdeler vermiş. Ben de buradan diyorum ki millete masal anlatmasın. Baba Sultan Barajı'nın programa alınması bir şey değil. Yıllardan beri bekleyen, sürüncemede bekleyen Boğazköy Barajı'nı bitirin. Onların programa alınması, bitirilmesi anlamına gelmiyor. Para nerede? Bütçede yatırımla ilgili ne kadar ayırdınız ki bunları yapacaksınız? Bütçede yatırıma para ayırmak yerine bütçenin önemli büyük bir bölümü faize gittiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakınız şu anda 4 yıldan beri faize giden paralarla neler yapılabildiğini inceleyen Anadolu Ajansı'nın muhabiri incelemiş ve haber yapmış. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2001 krizinden sonra 2002 ve 2006 döneminde 4 yıl boyunca faize 184.3 milyar dolar, 184 milyar dolar faize paramız gitmiş. Bu ülkenin parası gitmiş. 184 milyar dolar. Tabii şimdi rakam olarak belki akıllarımızı karıştırabilir. Ama bu rakamlarla neler yapılabildiğini çok güzel tespit etmiş Anadolu Ajansı muhabiri. Bu parayla diyor ki Türkiye'de en fakir 2,5 milyon kişi 15 yıl boyunca 405 milyon lira kendilerine aylık verilebilir. 405 milyon lira bir aileye vermek şartıyla tam 2,5 milyon aileye 15 yıl para verilebilir. Paranın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Bunun yanında ayrıca GAP'ın bitirilmesi, Güneydoğu Anadolu projesinin tamamlanması, 10 bin kilometre demiryolu yapılması, 3 bin kilometre otoyol yapılması, 5 tane Atatürk Barajı kadar elektrik üretebilecek büyüklükte baraj yapılması, büyük şehirlere 400 kilometre metro yapılması, 3. Boğaz Köprüsü'nün yapılması, 2 milyon gecekondu yerine modern konutlar yapılması halinde bile 4.7 milyar dolar geriye para kalıyor. Kalan bu 4.7 milyar dolarla da diyor eğitim ve spor alanında birçok yatırımlar yapılabilir. Bu ülkenin 2002 yılında hükümet iş başına geldi, AKP hükümeti ve o günlerde eski 54. hükümetin başbakanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bey, hatırlıyorum Uğur Dündar'ın programına çıktı. Uğur Dündar'ın programında bu hükümete şu uyarılarını yaptı. Bakınız şu anda eğer ülkenin ekonomisini sizler kurtarmak, bu millete faydalı olmak istiyorsanız şu anda bütçeye 100 milyar dolar kaynak bulacaksınız. Biz 57. hükümet döneminde bu paranın 6 aylık hükümet döneminde, 6 aylık bütçe döneminde tam 35 milyar dolar bütçeye para fiilen soktuk. Bunu borçla borç almadık, dışarıdan faizden borç almadık, borçlanmadık. Tamamen bulmuş olduğumuz kaynak paketleriyle tamamen milli kaynaklarımız harekete geçirilerek, öz sermayemiz harekete geçirilerek bulduk. Sizin de şimdi önünüzde 5 yıl var. Bu 5 yıl süre içerisinde ülkeyi kurtarmak, ekonomiyi kurtarmak istiyorsanız 100 milyar dolar kaynak bulacaksınız. Bu ülkede bu var, bulunabilir. İsterseniz işte biz size bu konuda yardımcı oluruz diye konuştuğunu ben çok iyi hatırlıyorum. Şimdi siz bu 100 milyar doları bütçeye koymadınız ve 4 yıl içerisinde 185 milyar dolar faiz ödediniz. Ve bu faizler milletin sırtından çıkıyor. Milletimiz normal bankalar ödedikleri tüketici kredi faizlerinin haricinde her aldığı ekmeğin, ayakkabının, gömleğin içerisinde faiz ödüyor. Bunlar toplanıp iş adamı sanayicinin cebinde kalmıyor, bankalara gidiyor. Bankalar Merkez Bankası'na, Merkez Bankası Ference Yahudi Bankası'ndan, Amerikan Bankası'ndan borç almış, oraya gidiyor. Şimdi siz bunu düzeltmeden sadece işte şu programa alındı, bu programa alındı, bunlar tamamen masaldan ibarettir. Milletimizin uyumaya ihtiyacı yok, çalışmaya ihtiyacı var. Millete iş gösterin.
Esnafımız iş yerlerini kapatıyor. Çiftçimiz ekim yapmaktan vazgeçiyor. Ürünü para etmiyor. Bu insanlarımıza iş bulmak gerekiyor. İş bulmak gerekiyor. Siz bunlar için ne yapacaksınız? 4 yıldan beri hiçbir şey yapmadınız. Şimdi seçim dönemine girildi. Şu yatırımın programı alındı. Bu yatırım bunlar masaldan ibarettir. Hiçbir gerçek payı yoktur. Alınırsa alınsın. Ne olacak programı alınınca? Boğazköy Barajı yıllardan beri devam ediyor. Bu hükümet geldi 5 yıl hiç çivi çakmadı. Öyle duruyor.